Burada, arkada. Bu. Ben arkada. Ceylan yok. Ben, ben bunda Ceylan ben var yok. zannediyorum. Ben Sen kesin Yıldırım abi kokaldı tamam. Yıldır Yıldırım orada. Ben bayağı <laughs> Sen şurada. Şey arkadaşlık dostluk baki mi? Kim? Ee, görüşüyor musunuz? Şöyle çok uzun bir süre görüşmedik. Yani prestijden koptuğumuz zamandan sonra görüşmedik. Hatta arada bir sürü şey de oldu. Ama en sonuçta işte e, Mansun abi de Özcan da hatta Mansun abi e, Kardeşimin vefatında gelmiş. Hatta ben kaza geçirdiğimde de biliyorsun aramıştı. Sonra kardeşimin vefatında da geldi Başka eve de geldi hastaneye Ondan geldi sonra... e, e, tabii tabii hastane, hastane, de geldi masum Sen zaten kendisi de direkt zaten haberi duyar duymaz hemen hastaneye geldi. E, hastanede de vardı sonra eve de geldi. Özcan'la da telefonda konuştum kardeşi geldi. Hani bundan sonra dedim asla e, hani böyle bir günde yanımda olduğun için bütün geçmiş dedim siliyorum. E, asla dedim bundan sonra aramızda hiç kötü bir şey geçmeyecek. Yani Peki ne yapacağız? Sor, sor. sor, şimdi so sormak istiyor o yüzden. Neyi? Yok şimdi bir başka Soracak bir şey. Bir... Neyi sorayım? Ha e, filmde film. var mısın diye soracaktım ben. Yok çünkü ben film. henüz seyredemedim Prestij filmini. Film, film, yıldır. ben 95'in <laughs> sonu gibi girdim Prestij'e. 96 <gülüyor> <gülüyor> mezunuyum öyle derler. <laughs> 96 film 95'in <laughs> sonuna kadar <laughs> çekilmiş. Zaten yani, şey öyle. hiçbirimiz yoktuk yok Evet Ceylan da yok mesela. Peki. Ceylan benden de eski prestij Yani evet yani o tarihlerde o tarihleri işlemiyorlar yani Hilmi abilerin dördü varken yani. dördü varken zamanki hmm. zamansız. Işte. Prensizciye birim aklıma bir şey geliyor ama yayında söylenir mi sorulur mu bilmiyorum ama en iyi cevabı da siz bilirsiniz. E, rahmetli Hilmi Topaloğlu'na bir şehir efsanesi vardır. Mahsun Kırmızıgül'ün Seda Sayanla ilgili yaptığı bir şaka varmış. Doğru mu? öldüm öldüm <laughs> hikayesi. doğru değil mi? <laughs> tamam, doğru. Ben aldım cevabımı. Ne oldu? Şey, Koptunuz. Düet şarkıyı ne zaman gireceğiz? Sadece başka <laughs> şey konuşalım. Evet. doğru onu sonra reklam arası anlatırız. Anlatılabilir <laughs> şekilde anlatamaz mısınız? Yok, yok, yok. o kadar mı yani? Yok. Peki sen, sen misin hikayeyi? Bilmez miyim? Ha. Ya çok hikayeler var tabii insan böyle tabii ya. kanka olunca da Ceylan da. beni seçerler genelde. Pardon. Pardon. Hayır hiç, evet, hiç hayır tabii. öyle bir şey. Hayır hayır şey olarak onu Aha. demiyorum. Hikayelere anlat bu kurbanı ha, benim yani. Tamam. Hep ben taklitleri ne yaparım. Sen bile anlatmıyorsan anlatırım. tamam sustum kapattım. Evet, ne, tamam. Neler neler var ya. Yani aslında hikaye 90'dan sonra, 90 sonra ama. çıkıyor da. Ha. E, o işte ilk kendi Aa, girdikleri, şey, ilk o başarı hikayeleri falan. Makara zamanımıza gelecek. Allah dinleyecek yani Asıl ben, zamanda o zamanda tamam, Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bu, bu muhabbeti okay. şeye, Peki. interneti falan taşısak çok tatlı oldu ya. Para kazanırız en azından. Bu muhabbet ne var? Ceylan'ın bir bıçaklanması var prestijin önünde. Gerçek evet. Gerçi, sen bilmiyor musun? Ha bir dakika hayal meyal hatırlıyorum anlat bakayım. Bak sene 98. yani Mahsun'un töme. hayranı e, Aa! ondan sonra geliyor. E, ya ona söz veriyorlar diyorlar ki. Gel senin gel, sesini dinleyelim. Gel senin sesini dinleyelim kaset yapacağız sana falan. Prestij de öyle ya hep artık e, şey. O, telefon, kasete. Hadi gel tamam geleyim falan filan böyle şeydir. Prestij çok ünlüydü hani şey olarak. Herkes oraya girmek, şarkı söylemek anlatsın. Akıllı bina. Sonra, e, sonra 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 geliyor çocuk. Heh. Bütün işi gücü bırakıp geliyor. Çocuk dört gün boyunca presizin kapısında bekliyor. Parası da bitiyor. Ve kimse çocuğun suratına bakmıyor. Ha, i̇şte Mahsun abi giriyor, Özcan giriyor, ben giriyorum. Ama kimse şey yapmıyor ki, hatırlamıyor ki çocuğu. Çocuk en son diyor ki artık parası da bitmiş. Yiyecek Kim ekmeği çıkardın, kalmamış yani. Diyor. Çocuk diyor ki bana diyor böyle yaptılar bu kapıdan diyor ilk gireni diyor bıçaklayacağım diyor. çıkanı Çıkanı. İlk çıkan da Sen bu. Misin de, İlk çıkan şöyle. Herkes gitti. Sanatçı olarak kimse yok o gün. Ben de Özcan var. <laughs> Hilmi abiyle oturuyoruz. Dedi ki. <laughs> Özcan dedi ki ben biraz daha oturayım dedi. <laughs> o biraz daha o oturmasın. Olur mu? Uçaklanmadı herhalde değil mi abi? Uçaklandı. <laughs> Sen Bayağı kalçadan. Ben de böyle konuşuyoruz bilmiyorum. da. E, e aslında skandal bir şey anlattıkları da. Ya, ya de, ben ikimiz... böyle bitecek zannediyorum finali. Tabii tabii. Baya baya baya. Sonra Hilmi abi. Bir de bizim Veysel işte Veysel kucaklıyor Ceylan'ı. Evet. Sarıyorlar e, bıçaklandığı ben yeri. Hastaneye götürüyorlar. Hastaneye çok kan götürüyorlar. Yani ben ya ben zaten zamanlarda 49 50 kiloydum. Çok zayıftım biliyorsun. Hatırlıyorum. Çok kan kaybettim. Tabii, tabii Allah Benim korusun. başka bir yerine de vurabilir. Atar damara matar damara gelse geçmiş olsun. Tabii Mahsun'un şey Yusuf yani izliyorsa selam olsun. Yusuf gerçekten hayatımı kurtardı yani. Böyle bir nasıl etimi sıkıyor biliyor musun? Hani o kan nasıl akıyor ama yani. Ben farkına <laughs> varmadım vurulduğumun. Ben şimdi kurbanım ya. Ben kalça, farkında kalça. değilim. Çıktım. Gayet normal yürüyorum. Arabama doğru prestijden çıktım. Bir an bir sıcak. Böyle gayet istedim. normal yürüyorum. Birisi geldi şöyle oldu. Bir şey yaptı. Hani böyle bir şey geçti. Sen sıcağı sıcağına Ben mı? de fal, falçatam gibi bir şey mi? Ay Allah korusun. tamam güzel şeylerden bahsedelim. Ben yürüdüm. Bir baktım bir sıcaklık geliyor. Ben böyle dedim. İlhamet dedim. Bir çığlık tabii. Ay, Ondan sonra. Allah rahmet eylesin. E, Allah rahmet Amin. eylesin. Ondan sonra. Sonra da yani dedi, sonra çocuk kendini şey yapmak için o da uyanıkmış yani Sen çıkartçı olmadın değil mi o çocuktan? Ha şikayetçi oldun mu? Yani, olmadın galiba. O, e, oldum şöyle demiş ki o da uyanık demiş ben demiş hayranıydım ben resim istedim kendisinden bana hakaret etti Aa. beni azarladı Aa, ben o zaman da varmış vurdum. öyle bak tabii canım. Tabii. Hazır cevap ya, Peki sen etmiş. ne oldu biliyor musun yani Çok. hiçbir ceza almadı çıktı? Yine geldi bir resmi. yok artık. Aa, geldi. O, o zamanlar öyleydi 90'lı yıllara biliyorsun. Burada. En sonunda ne yaptı biliyor musun? Allah rahmet eylesin Murat Göğe Bakan. Ne yaptı <gülüyor> biliyor <gülüyor> musun? Ulan dedi. Ayıp değil mi dedi hemşerimsin dedi. Geldin dedi burada dedi kadını dedi bıçaklarını gel lan dedi. Gel içeri gir dedi. Hadi dedi bir oku dedi sesini bir dinleyim dedi en sonunda. Aa, Hiç sonun, unutmuyorum. Sonunda amacına ulaştı. Sonunda amacına ulaştı. Dedi ki bak hiçbir şey olmaz yani. Git dedi. Gelme buralara bir daha. gönder. gönderdi. Sonra ne oldu? Ya, gidiş, o gidiş. Gidiş, gidiş. o gidiş. Adam yani o lan Geldi şarkısını söyledi gitti. Bu kadar. Büyük. Önceden Ama o zamanlar altın. öyle bir yani. Biliyorsun hani tarlasını, kamyonunu... Ne bileyim kredi çekip kaseti yapanlar şey yapanlar o zaman öyle bir durum. biz de tam barışmadan biz tam barışmadan önceceğiz tamam Kimlekeyim? mı Seren'in Özledim galiba nişanıydı Sen ve Alişan mı? Evet Seren'in galiba <laughs> nişanıydı. Ana abi baktık aramızda bir kişi oturuyor Alişan'la Buse ben ne Okan böyleyiz tam ben diyorum ki Okan'a sakın bozuntuya verme. Güzel hanımefendi beyefendi oturalım, kalkalım, gidelim. Aşkım e, tamam falan filan dedi. Meğerse ama ortada kim bizi barıştırmaya çalışıyordu minik? Seren herhalde. Yok Seren değil. Abi, ha, Cengiz ha, abi mi? Ha, Cengiz, Cengiz Erdem. Cengiz'di galiba. Selam ha, Cengiz abi. Bey de diyor ki Yaşar İpek de tabii şey yapıyor hani e, de, oturun oturun. Herkese bir oturun oturun. Ben Alişan'ı sahneye aldılar alkışladım. Ben sahneye sen çıktım. Sen o zaman? Hayır biz girdiğimizde çıktı dediler sizin için de o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Şu an nasıl beni şeye düşürdün abi, oğlum ben sen? Ben öyle zannettim ne bileyim. Saçmalama yanımızda oturuyordunuz. Allah. Yok kız yan yana oturmadık öyle. Hayır önüm, yanımızda iki kişi saçmalama bir Arkadaşlar, kişi vardı. Arkadaşlar televizyonda değiliz şu an gayet evde muhabbet ediyoruz. Ne güzel bir muhabbet ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Sen benim sahneye çıktın falan hatırlamıyorum da şuradan kafana şimdi kalemiye. Sahne valla şu an O Hatırlamıyorsun sen. Sonra neyse biz birbirimize ben sana söyleyeyim ben de çıktım. Bunlar bir baktım alkışlıyorlar mı falan diye bakıyorum böyle uzaktan. Alkışladım ama. Alkışladım. Tamam, Bunu hatırla, niye hatırlamıyorsun? Hatırladım şu an ha, hatırladım. hatırladım. Ben tam böyle Okan'ı güzel kıvama getirmişim yumuşamış herkes falan. Çünkü nereye gidiyorsunuz falan filan işte daha dedi şey olacaktı falan. Ay yok biz gidelim falan. Biz önden bir çıktık. İşte gazeteciler soruyor hani Alişan içerideydi falan. Aa, teşekkürler ben alkışlarım bize yakışan budur falan. Gayet güzel konuşuyorum. Bunlar da çıkıyor <laughs> tam güzel konuşacaklar biz de Okan'la seyrediyoruz bakayım bunlar ne dedi. Ne demiş? Bu, bu Alişan işte olabilir işte güzeldi falan filan. Bu sefer yapıyor. Lütfen. Ee, ne demişti Minik? Aa. Bizle alakalı olmayan şeyler. <laughs> Oy, o oh, bu sevar ya bak gözümde bir büyüdü. Ulan bahsedip? dedim. Ya. Ama şimdi sevgili gelin. O yüzden bir şey Yok. Sonra barışmamız ikinci sayfada bizim kızlar. Evet. Şeyi paylaştılar. Ee, Burki'yi paylaştılar. Daha yeni doğmuş. Ne etkiledi beni biliyor musun? Bak ne kadar acayip bir damla şey yaş hayat. Var. Şu gözünde bir damla yaş var Cez. Bebeğin. Ay ben böyle bir like'ladım tamam mı? Sonra dedim ki Okan'a. Ay dedim ben dedim. Ha ilk yalan yalan. Pardon resmini baksana dedim Alişan'ın oğluna. Çünkü bizim onunla genç genç yani gezerken falan hep hayalimiz evet. acaba biz kimle evleneceğiz? Çocuklarımız olacak mı? Falan. Ben bunun yanında erkek arkadaş gibiyim ya tabii. <laughs> hep böyle şeyler konuşuyorduk ya. Ya dedim minik baksana şunu. Ay dedi. Nasıl, da güzel dedi bebek dedi. Ben de ondan aldım gazla like'ladım. tam bu sefer kızlar bizi aradı falan. Bu adi töbe töbe yani bu <laughs> beyefendi çocuk. Dediler ki işte bağlayacağız hani barıştıralım falan falan. O kadın haberi yok ama. E iyi dedim ben şimdi gönlüm zaten özlemişim adamı. 6 sene var. Hani zaten bir eften püften nedenler. Ama bu senin o dediği buramda kafamda kalmış. <laughs> Neyse. Aa ben bağlan bekliyorum Cez. Alişan yok karşıda. Hayır ben. ben Bekletti bekliyorum. beni. Hayır ben bekliyorum. Bunun bağlan. Ben de zannettim ki o bağlanmayacak. Ben bağlıyım da. Dedim ki o ha, bağlanmaz. Televizyona bağlanacaksınız. Ha, ben ben Demet'ten ne... ses gelmeyi gelmedikçe ben de bir şey söylemeyeyim diyorum. Hani şey olmayayım şimdi. Şeye düşmeyeyim mi? Tabii. Bak evet. ya. Demet'ten ses Burada geldi. Bak, buraya zaten... Sonuç itibariyle bizim Gülşen'le Müge çok güzel bir işe imza attılar. Keşke bebek daha önce de olsa. Sonra tabii Buse'yle biz çok iyi arkadaş olduk. Baktım kız... Cömert bir kız. Ama o dönemler, ya, o dönemler... Ha, şimdi nereye getirecek konuyu yine. He. O dönemler Bak, konuşmuyoruz iyi. ya. Bak bu ilk, Bak, ilk fotoğraf. Evet, ya. ilk Burak'la. Maşallah, maşallah. Şimdi 5 yaşında Burak işte. Ay canım benim. Oy, maşallah ona. Bir de Eliz'imiz var tabii. Allah herkesin Yürü. çocukluğunu... Amin. Eliz var, var ya. ya. Üçüncü düşünülüyor mu? Ben düş... Yani... <gülüyor> ben... <gülüyor> söyle söyle. söyle <laughs> Ben düşünmüyorum diyecek. Ya. Buse çok istiyor. <laughs> Buse Biliyorsun, ister o tabii. O çok istiyor. Ee, biraz daha büyüsünler çocuklar ya. Yani i̇ki yeter. Yani Ama beş, çok da fark hani açma derler. Şey de Eliz de bir 6-7 olsun da ondan sonra. Bana Siz Bana bak, tabii. Ne diyorsun Ceyda? Bu evlensin çocuk yapsın diye çok tavaf yaptım. Evet evet. Ben? Vallahi bak yalan değil. Çok her kadını. her gittiğinde sağ ol. Her Umre'ye gittiğinde öyle tavaf yaptım. hep bunu arıyordum. Yok, Hemen anla. Bak diyordum tavaf yaptım. İnşallah diyorum şöyle olacak böyle olacak diyorum. Her Yap, nişandan şükürler olsun Şimdi şimdi iki tane var. Bak bak iki tane var. <laughs> Çok korkmuşlar, Dökülmeye evet. gelmişler o. Her diyor, nişandan sonra Her duydum, nişandan değil, sonra diyorum. Öyleydi diyor. bir ara bahtsız bir dönemdi. Çünkü ben bunu da her yerde anlatıyorum. Yani en son nişanım bozulduktan sonra ben dedim ki artık evlenmeyeceğim. Ha sen dedin. Yani dedim. artık dedim yok demek ki Allah kısmet etmiyor dedim. Öyle bir şey. <laughs> Ben dedim yiyenlerim de falan böyle mutluyum. Çoluk çocuk sahibi olmamız yiyenlerim var. O sırada biz. <laughs> ondan ondan sonra işte Allah karşıma bu seyi çıkardı yani. Üç, üç bölümlük dizi onu bir önceki programda da söylemiştim katıldım. Üç bölümlük dizi reyting almadığı için kalkan üç bölümlük dizi benim hayatımın senaryosu oldu.